Partenerle devam ediyoruz. Hisse bazlı sorularınızı beklediğimizi EkoTürk TV'nin YouTube hesabından aktarmış olalım. Yorumlar için çok çok teşekkürler. Mehmet Bey'e, Mehmet Tek Yıldızer'e, Cem Yıldır'a ve birçok izleyicimize şimdiden şükranlarımızı iletelim efendim. Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu'nda Yunus Şahin bizlerle olacak. Info Yatırım'ın analistiyle birlikte hem gelmiş bilançoları yorumlamış olacağız hem de haber bazlı bazı hisselerde hareketlilikler var. Tüm bunlar portföyümüzde, yayınımızda yer alacağını da hatırlatalım deyip Yunus hoş geldin. Hoş buldum, teşekkür ederim. Şimdi Halk Bankası ile ilgili haber paylaşılmış oldu. Burada özellikle Halk Bank davası Temyiz Mahkemesi'nden durdurma kararı gelmiş oldu ve hisse açılış itibariyle 7 puanın üzerinde yukarıdaydı. Şu an 6.98 kadar primli 7 lira 36 kuruştan işlem geçiyor. Bu haberi nasıl yorumladın ve haber fiyatlaması sence devam eder mi? Evet, normalde federal mahkeme yürütüyordu burada davayı. Güney bölgesi, New York Güney bölgesi savcılığı yürütüyordu mahkemeyi. Burada federal mahkemenin yargılanmasına karşı çıkıyordu Halk Bankası. Çünkü bizim Amerika üzerinde bir şubemiz, iştirakimiz, herhangi bir şeyimiz yok. Biz federal mahkemede yargılanamayız diyorlardı. Bununla ilgili de bir üst mahkemeye Temyiz'e başvurmuşlardı. Oradan da şimdilik taleplerinin karşılandığı yönünde haberler var. Yani henüz bir karara varılmadı. Özel bir yargılanma istiyor çünkü Halkbank. Henüz onunla ilgili bir haber akışı yok ama en azından federal mahkemenin durdurulmasına yönelik bir karar geldi. Bu da hisseyi elbette olumlu etkiledi. Çünkü orada bir risk vardı. İşte mahkemeye katılmadığı her gün için Halk Bankası'na ceza kesilmesi falan gibi haberler vardı. İşte her haftada katlanarak bu cezanın arttırılmasından bahsediliyordu. Halk Bankası da davaya katılmayı ısrarla reddediyordu. Bu kararın gelmiş olması o ceza riskini ortadan kaldırmış oldu aslında ve hisse üzerinde de dediğin gibi açılış evet. itibariyle %7'ler kadar. Bir gap'li açılışımız oldu fiyat boşluğu. Yunus şu anda 7 lira 37 kuruşta. Tabii uzunca bir süredir bu dava yani böyle bildiğin demokrasinin kılıcı gibi Halk Bankası hissesinde bir baskı yaratıyordu. Evet. Ve bir düşüş vardı. Çok ucuzlamıştı hisse. Yani dolar bazlı 6 lira olduğu zaman doları da 6'ya yuvarladığımda bedava değil mi? Dolar bazında. Bir doların altına hani, gelmişti bir ara. Borsacılar der ya kelepir. Kelepir fiyatınaydı. Şimdi riskler tamam. Tamamen kalktı mı? Kısa ve orta vadeli hareketli ortalamaları geçmiş teknik anlamda. Temel hikayede destekler mi sence burayı? Destekler muhtemelen. Zaten bu yıl bankalar adına güzel bir yıl olacak. Yani 2019 zorlu geçmişti herkes için. 2020'de bunun rahatlamasını bekliyoruz. Özellikle bir kamu bankası olduğu için Halkbank'ın olayı birazcık daha farklı. Çünkü onlar geçtiğimiz yılda bu faizlerin düşüş sürecinde yani önden yüklemeli faiz indirimleri olduğunda bunlar henüz piyasaya yansımamış olmasına rağmen kamu bankaları ucuza kredi vermeye başlamıştı. Yani faizler Merkez Bankası tarafından 17'lere 18'ler civarındayken kamu bankaları 0.99 aylıkla mortgage dağıtmaya başlamıştı. Dolayısıyla bir miktar görev zararı yazdıklarında 2019 yılında şahit olduk. Yüksek karşılıklar ayrıldı zaten bu bankalarda. Şimdi 2020'deki hikaye birazcık daha iyi. Hem çifthaneli kredi büyümesi bekleniyor, hem çifthaneli mevduat büyümesi bekleniyor. İşte faizlerin düşüş trendinin devam etmesi bekleniyor ki bankalar için yine pozitif bir haber. Ekonomik toparlanmayla birleştiğinde de bu hem faizlerin düşmesi evet. hem kredi hacminin artması bankaların yılı olacak zaten. Dolayısıyla Halkbank özelinde değil sadece bütün bankalarda aslında yıl boyunca pozitif kalmaya devam edeceğiz. Halkbank'ta fiyatlama dediğin gibi ekstra negatif yapılmıştı bugüne kadar. Yani 20 liralı fiyatları görmüş bir hisse 2019 yılı içinde 5 liralara kadar düşmüş. Doğru. 1 dolar hisse başına fiyatının altına gelmişti. İşte öz kaynağına göre baktığımızda yani çarpanlar anlamına baktığımızda inanılmaz zaten. Yani bankalar için faiz indirim döneminde Yunus olumlu mu etkilendi Halkbank bilançoları? Elbette olumlu etkilendi. Çünkü orada ucuza sattığı krediler vardı. Bu doğru. Kamu bankası olması dolayısıyla. Şimdi onların maliyetleri mevduattan olduğu için şimdi faizler düştüğünde mevduat maliyetleri de düşüyor. Dolayısıyla o sattığı krediler artık kâra geçebilir hale gelmiş oldu. Dolayısıyla faiz indirimleri elbette burada önemli. Zaten bizde mevduatın vadesi kısa, kredinin vadesi uzun olduğu için bu faiz düşüşleri, faizlerin düşük kalması ya da düşüş eğiliminde olması bankalar için her zaman olumlu oluyor. Tam tersi yükseliş zamanında da net faiz marjlarının daraldığını görüyoruz biz. Çünkü bu sefer mevduat toplamakta rahat ediyor bankalar. Yani yüksek faizde mevduat toplayabiliyor ama kredi satışında zorlanıyorlar. Ya da önceden sattıkları kredilerin maliyeti mevcut mevduatların altında kalabiliyor. Bu da bankalar için risk oluşturuyordu. Baktığımızda bu faiz indirim sürecinden herkes olumlu etkilendi. Halk Bankası da dahil. Evet, fiyatlama tarafında dediğim gibi zaten ucuz kaldı. O yüzden diğer bankalardan bir miktar pozitif ayrışması yıl boyunca gayet normal. Şimdi çok soru geliyor. Bunları Yunus ben canlı yayında senin ne konuşmak isteyip ne konuşmak istemediğini bilmediğim için. Çünkü biz öncesi biliyorsun plan program yapmıyoruz.
soruyoruz. Gelen soruları ben doğaçlama, spontan bir şekilde sana iletiyor olacağım. Senin portföyünde varsa ya da önerilir tarafı kurum olarak araştırma kapsamınızdaysa daha doğrusu düzeltelim. Onları aktaracağım efendim. O yüzden sorularınızı iletiyor olacağım. Yunus burada olumlu ya da olumsuz bir yanıt verecek. Şimdi Halk Bankası 6.98 kadar yukarıda, Vakıflar Bankası da olumlu. Şimdi genel olarak bir Borsa İstanbul hemen bir konuşalım. Oradan da kamu ve özel bankalara biraz daha girizgah yapacağım Yunus. 119.130 puan seviyesi, 21 günlük hareketli ortalama. Borsada bu koronavirüs endişesi tabii ki İdlib'de yaşanan ve hepimizin moralini üzen, moralini bozan ve üzen şehit haberlerimiz vardı. Bunlarla birlikte bir miktar bu 21 günlük ortalamaya doğru geldik ama tam olarak hani derler ya fake attı basketbolda bir tabir vardır. Oraya bir fake attı yine 120.350 puandayız. Risk geçti mi ne dersin? Risk geçmedi aslında. Yani bu sabah küresel piyasaların tamamında bir toparlanma var. Dün Çin piyasaları işte Lunar New Year tatilinin ardından ilk defa açıldı. %8'lik bir düşüş kaydetmişti. Bu sabah aslında oradan gelen bir iyimserlik var. Bir miktar tepki yükselişi yaşandığını gördük Çin özelinde. Yani Şangay'da, Hong Kong'da ve bütün Asya'ya yayıldı. Elbette bu Amerikan vadelerine, Avrupa vadelerine de her yere yayılmış oldu. Biz de sabah itibariyle aslında bu küresel iyimserliğin pozitifliğiyle güne başladık. Dediğin gibi 119 bin burada hep destek olmayı başardı. Yani 21 günlük ortalamanın geçtiği yer. Satışlar geldi. Yani 124 binden buraya kadar satışların geldiğini gördük. Son 3-4 gündür aslında, 3-4 işlem gündür de aslında. 119 binlerin altına her geldiğimizde alımlarla karşılaştık. Satışlar hep burada karşılanabildi. Ama tam tersi, aynı şekilde 120 bin üzerinde kalmakta da zorlanan bir endeks görmüştük. Bugün 120 binin üzerinde bir açılış yaptık ve orada tutunabiliyoruz. Önemli olan tabii ki elbette kapanış olacak burada. 120 bin üzerinde kapanıp kapanmayacağımız asıl önemli nokta ama risk geçmiş değil hala. Çünkü koronavirüsüyle ilgili hala her gün vaka sayısı artıyor. Tabii. Hala her gün ölü sayısı artıyor. Ama Çin dışında da çok yayılmadığını görüyoruz. Bu da bir miktar aslında piyasaları, bizim taraftaki piyasaları rahatlatıyor. Ya da en azından dışında sağlık kuruluşları da değil mi? Birazcık daha böyle yatıştırıcı mesajlar veriyor. Evet, ölü bunu duymak istiyor şu anda. Yani belki biz onları öne çıkartmaya çalışıyoruz. Ama zaten ölüm oranları çok düşük. Yani %2'ler civarında seyrediyor hala öldürme oranı virüse baktığımızda. Ve ölenlerin büyük bir çoğunluğunun işte belli bir yaşın üzerinde zaten bağışıklık anlamında güçsüz diyebileceğimiz insanların öldüğüne şahit oluruz. Dolayısıyla o kadar da böyle çok korkulacak bir tehlike yok. İyileşen vaka sayısı da gitgide artıyor. Sürekli olarak taburcu olanlar oluyor. Dolayısıyla işte virüsle ilgili ilacın bulunduğuna dair, denendiğine dair bir haber akışı da var. Bir yandan PBOS'te para basıyor piyasa için Merkez Bankası. Bir taraftan oradan likidite sağlanıyor güçlü miktarda. Dün 500 milyar yuan kadar bir likidite sağlandı piyasaya. Bugün de galiba 47 milyar dolara tekabül edecek şekilde bir yuan likiditesi sağlanacak piyasaya. Dolayısıyla Merkez Bankası'ndan da, Çin Merkez Bankası'ndan da destek geliyor. Piyasalar birazcık rahatlamış durumda. Evet. Yani fiyatlama zaten haftalardır yapılıyor yani. Ciddi anlamda bir düşüş kaydettik. Artık bundan sonra birazcık daha bekle ve göre doğru dönecek gibi duruyoruz. Peki endişe, hemen borsayı konuştuktan sonra hisselere geçiyor olacağız ama izleyicilerimize bu yıl için yıl sonu beklentinizi bir kez daha bir aktar Yunus. Çünkü şundan dolayı soruyorum. Hani borsa ile ilgili 12 aylık dönemde pozitif taraftaysanız en iyi bu kadar hani jeopolitik listenin arttığı ve maalesef virüs salgını gibi birçok hani olumsuz vakan olduğu dönemi de avantaja çevirebilecekleri bölge neresi? Yani alım için nereye önerirsin Borsa İstanbul'da? Evet, Borsa İstanbul'da mevcut risklere baktığımızda, yani koronavirüs riskine baktığımızda bizim için risk değil aslında. Hani çünkü biz bu durumdan ekonomik anlamda, finansal anlamda negatif etkilenmiyoruz. Çünkü Çin bizim ciddi anlamda ticaret açığı verdiğimiz bir ülke. Ve bu olay yüzünden petrol fiyatlarında ciddi anlamda gerileme oldu. Bizim ticaret açımızın, yani cari açımızın büyük bir kısmı zaten enerji maliyetlerimizden oluşuyor. Yani bu koronavirüsünün Çin içinde kalması devam ederse, yani bize yansımazsa ya da Avrupa'ya, Türkiye'ye yayılmazsa, bizim asıl ticaret pazarlarımıza yayılmazsa bu virüs, sadece Çin içerisinde kalır işte birkaç ay içinde de tedavisi tamamen bulunur ve atlatılırsa Türkiye bu durumdan olumlu etkilenmiş olacak. Yani burada aslında Borsa İstanbul için ya da makro anlamda ekonomi için büyük bir risk unsuru biz görmüyoruz. Evet. Aksine bir pozitiflik, bir pozitif yansımasını da görüyoruz aslında. Zaten Borsa İstanbul'un bu kadar sağlam tutunmasının da, yani 119 binlerin altına gelmekte diretmesinin de arkasında aslında bu makro taraftaki destekleyici durum var. O yüzden burada geri çekilmelerde artık, yani 116 binlere falan bile geri çekilse endeks, aslında bunu alım fırsatı olarak görebiliriz biz. Yılın sonunda nerelere geliriz? Yani biz bu yıl içerisinde %30 kadar Borsa İstanbul'da bir yükseliş potansiyelini, yani 120 binden bir %30'lar kadar, yani 155 binlere kadar bir yükseliş yaşanabileceğini, yıl içinde bu seviyelerin test edilebileceğini düşünüyoruz. Çünkü biz geçen yıl oldukça ucuzladık ve
faizlerde çok sert düşüşler oldu. Bunun borsa tarafına tam olarak yansımasını görmedik. Hı hı. Eğer beklendiği gibi enflasyon yıl sonunda tek haneye iner, faizlerde biz tek haneleri görebilirsek uzun vadeli faizlerde, o zaman Borsa İstanbul'da 120 binin seviyelerde kalmak, yani mevcut seviyelerde kalmak hayal olur. Evet. Şimdi tabii ben yayınlarda özellikle kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapıyoruz ve İnce Hanım'a da sevgi ve selamlarımızı iletelim. İnce Hanım, ben sorunuzu öne aldım. Öncesi girizgah olarak Garanti Bankası'nı istedi İnce Hanım. Birçok çünkü erkek izleyici var. Önce kadınlar, yani grupta İnce Hanım'ı öncelik tanımış olalım. Garanti konuşacağız ama Akbank daha doğrusu bilançosunu açıkladı. Beklentilere paralel bir gelir açıkladığını gördük. Keza aynı tablonun Garanti Bankası'ndan da yaşandığını şahit olduk. Şu anda primli devam ediyor. %1.20. Burada da Yunus 8 lira 46 kuruşlar 21 günlük ortalama. Yeşille gördüğümüzde 8.23'lerde 50 günlük ortalama. Genel gördüğüm 2 yılda böyle çok ciddi bir yükselen, 4 liralardan 8 liralara kadar gelen ve bir çanağı da tamamlama eğiliminde olan bir Akbank var. Hedef fiyat performansa kurumlar 10-12 arası veriyorlar. Tekniğe de sanki yakışıyor bu beklenti. Evet, yakışıyor dediğin gibi. Yani o çanağa katlarsak da Ahmet hocam yok Ahmet ama. Ahmet abinin öğrencileriyiz. Ahmet abinin askerleri. Oralara tekabül ediyor zaten. 12 liralara falan gelmiş oluyor teknik Hı-hı. anlamda da o çanak hedefi tamamlanırsa. Temel anlamda da destekliyor mu? Elbette destekliyor. Zaten hani 2 yıl önceki fiyatlarında olması bile aslında temel olarak bize ucuz olduğunu gösteriyor. Çünkü 2 yıl öncesinden daha fazla kar elde ediyor mevcut haliyle Akbank. Dediğin gibi beklentilere çok paralel bir finansal açıkladı Akbank tarafı. Hatta bir miktar iyi açıkladı beklentilerden. Garanti Bankası birazcık daha beklentilerin altında bir gelir kaydetmişti. Bankalar için biz bu yıl olumlu kalmaya devam ediyoruz. Burada birkaç tane risk var aslında. Geçtiğimiz hafta özellikle bir haber akışı oldu. Bankaların ücret ve komisyonlarına sınırlama getirilebilir diye. Bu aslında birazcık risk oluşturmuştu bankalar üstünde. Çünkü ciddi anlamda gelir elde ediyorlar. Yani özellikle büyük bankalarda, Garanti'de ve Akbank'ta, hatta özellikle Garanti Bankası'nda inanılmaz bir gelir kalemi. Yani mevduat müşterileri olan bankalardan evet, bahsediyoruz. Ve buradaki bireysel bankacılık tarafı. Net ücret komisyon gelirleri artık faiz gelirlerini aşar hale geldi. Yani neredeyse Garanti Bankası'nın şu an mevcut karının tamamı kadar yıllık net ücret komisyon geliri elde ettiğini görüyoruz. Burada elbette bir bankanın ana işi faiz gelirleri ama net ücret komisyonu da ciddi anlamda destekleyici oluyor. Dolayısıyla burada bir sınırlama getirilirse bu banka karları açısından olumsuz olabilir ama bu sınırlamanın da ben hani bankalar adına oldukça makul kalacağını düşünüyorum. Bir sınırlama gelecekse de hani bir tavan fiyat uygulaması olacak bu muhtemelen. Zaten bankaların %90'ı, 95'i de yani çoğu bankada zaten bu tavan fiyatın altında fiyat veriyorlardır muhtemelen müşterilere. Sadece burada bir rekabeti koruma amaçlı bir fiyat belirlenir diye umut ediyorum. Haricinde faizlerle ilgili aslında küçük riskler var. Dün enflasyon verisi geldi, beklentilerin üstünde kaldı. Şubat ayında da oldukça düşük bir baz etkisi var. Yani Şubat'ta da enflasyonun yukarı yönlü yükseldiğini göreceğiz. Burada Merkez Bankası nasıl bir adım atacağı önemli olacak. Çünkü yani biz artık faiz indirimlerine bir süre ara vermesini bekliyoruz. Çünkü 12,5'lara yaklaşacak muhtemelen Şubat ayında enflasyon. Her ne kadar işte bu petroldeki düşüş vesaire bir miktar lehimize olsa da Şubat ayında da enflasyonun yükselmesini bekliyoruz. Eğer bu konjonktüre rağmen yani enflasyondaki bu yukarı yönlü seyre rağmen birkaç ay sürecek olsa da Merkez Bankası faiz indirimine giderse burada TL'nin kırılganlığının arttığını görebiliriz. Bu TL'nin kırılganlığı artar ve hafif yukarı yönlü hareket olursa bu sefer piyasa faizlerine de bu durum yansır. Bu da banka karlarını olumsuz etkileyebilir. Bu da Merkez Bankası'nın o yüzden atacağı adımlar önemli. Peki Akbank'ta böyle bir ortamda hedef fiyatınız kaç olur? Hedef fiyat çalışmamız yok Hı-hı. Akbank için, onu söyleyeyim başta ama temel anlamda yani geçmiş Hı-hı. fiyat ortalamalarına, çarpan ortalamalarına baktığımızda 10-11 lira arasında çok rahat olarak çıkabileceğini düşünüyoruz aslında. Evet, aslında bu saymış olduğun temel hikaye değil mi? Merkez Bankası'nın faiz politikası ve enflasyonun seyri de buraları olumlu etkiliyor. Peki yolun sonunda gelinmesi Merkez Bankası'nda faizlerde Yunus. Bir miktar daha bankalardaki o cazibeyi, büyüyü ortadan kaldırır mı? Yoksa burada başka bir şey mi artık fiyatlayacağız? Tam yolun sonuna gelinmiş değil aslında. Yani mevcut enflasyonla baktığımızda evet bir süre ara verilmesi gerekiyor ama enflasyon beklendiği gibi ya yani Merkez Bankası'nın beklediği gibi %8'ler seviyesine gelirse burada faiz indirimleri için bir miktar daha yer var aslında yani yılın sonuna kadar. Dolayısıyla orada beklentinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği önemli ama ilk yarıda bu beklentinin gerçekleşmesi beklenmiyor. Yani tek haneye düşüşün en erken ikinci yarıda olmasını bekliyoruz biz. Çoğu aracı kurum aynı fikirde, hatta son çeyreğe kalabileceğini söyleyenler de var. Yani dünkü enflasyon verisinden sonra tek hane anca son çeyrekte yakalanabilir
diyen kurumlar da var. Dolayısıyla burada Merkez Bankası ne kadar daha faiz indirmeye yeri var, yeri olacak. Bu birazcık enflasyona bağlı ve şu an için çok öngörülebilir şekilde değil. Evet, çok fazla tabii hisse soru Yunus'a iletiyor olacağım dediğim için ben de böyle hızlı hızlı Yunus'a birazcık yükleniyorum. Ama izleyicilerimiz de böyle sıraya girmiş durumda birçok hisse iletiyorlar. Mesela diyor ki bir izleyicimiz Mehmet Tek Yıldızer, İnci Hanım değiliz ama müdaviminiz olarak lütfen desem iki tane hisse paylaşmış. Tabii cinsiyet önemli dediğim gibi kadınları öncelik tanıyoruz. Şimdi burada Garanti Bankası hemen İnci Hanım'ın hissesini bir konuşalım. Burada da çok ciddi bir yükselişten bahsediyoruz. Yükselen bir kanalımız var. Bir cümleyle Garanti Bankası ile ilgili olumlu mu sunuyorum? Evet, olumluyuz. Yani bütün bankalar için yayının başında da söyledim. Biz bu yıl boyunca olumluyuz. Çünkü ekonomik toparlanmanın olduğu yerde elbette ilk talep bankacılığa geliyor. Yani tüketimle büyüyen bir ülke olduğumuz için tüketimin de kaynağı elbette krediler olacak. Burada kredi talebinin artması ve banka karlılıklarının yükselmesini bekliyoruz. Bu faiz indirimleriyle birlikte desteklenirse, yani faizler de bir yandan düşmeye devam ederse, burada kar marjlarının da net faiz marjlarının da yükseldiğini göreceğiz ve banka karlılıklarının rekor seviyelere çıktığını göreceğiz. Garanti Bankası'nda bir miktar düşüş oldu son birkaç günde. İşte bu bilanço beklentinin bir miktar altında kalması, birazcık işte dış piyasalardaki baskıyla birlikte bir geri çekilme oldu ama Garanti Bankası da bankalar için de en beğendiğimiz şirketlerin başına geliyor. Çünkü hem sermaye yeterlilik tarafında hem de net faiz marjı tarafında en önde gelen bankalardan. Hatta sermaye yeterliliğinde en iyi özel banka büyükler içerisinde. Evet, şimdi en çok konuşulan konulardan bir tanesi de tabii ki Teknosa'yı bilmiyorum, konuşmak istiyor musun? Teknosa'yı soran var, Carrefour'sa var. Sen içinden seçtiklerini bana lütfen söyle. Tofaş bilanço açıklayacak bir de. Bu üçünden var mıdır? Tofaş'ın bugün 400 milyon kadar kar açıklaması bekleniyor aslında. Otomotiv için iyi bir yıl olmasını bekliyoruz. Zaten 2019'da da Tofaş otomotiv sektöründeki sert daralmaya rağmen pazar payını arttırıp daralmadan neredeyse yurt içi satışlarda hiç etkilenmeyen bir kurumdu. Bunun da arkasında elbette Egea'nın başarısı var ki zaten fiyat grafiği de bunu gösteriyor. Evet, yani şekilde. Burada da çok ciddi gelmişiz değil mi Yunus? Faiz indirimine de burayı herhalde destekliyordur. Faiz indirimine de destekliyorum. Tofaş aslında otomotiv perakendecisinden ziyade birazcık daha ihracatçı konumunda. Yani yaptığı üretimin neredeyse %75'ini, 80'ini ihraç ediyor ama içeride sattığı otomobil sayısında da hiç azalış olmadı. Bu da Egea'nın başarısı. Hem düşük fiyatlı araçları olan talep birazcık arttı. Hem yerli otomotivlere, yurt içinde üretilen otomotivlere yönelik kamu tarafından teşvik geldi. Bunların etkisi birleştiğinde Tofaş'ın da biz bu hisse performansının iyi olduğunu gördük. Zaten üretim anlamında da çok bir önceki yılın çok altında kalmadılar. Satış anlamında da bir önceki yılın altında kalmadılar daralmaya rağmen. Dolayısıyla Tofaş zaten çok da düşüşten çok etkilenmişti ama yukarı çıkarken de en hızlı hareket edenlerden bir tanesi oldu. Yıl boyunca bizim 33-34 liralara kadar yükselme potansiyeli gördüğümüzü söyleyeyim Tofaş'tan. Şimdi Şişe Cam grubunu biz seninle konuşmuştuk. Aslında Şişe Cam özelinde Şişe grubunu konuşalım orada. 5 lira 58 kuruşa kadar geldi ki bugün işte oradan kapanmıştı. Soda tarafında birçok hareketlik oldu. Birçok cam grubu hisseleri yukarı gitti. Ne dersin bu tarafla ilgili nasıl bir yorum yaparsın? Evet, bundan sonra sadece Şişe'yi konuşabileceğiz zaten. 8 ay içinde birleşmenin tamamlanması bekleniyor. İkinci yarıda tamamen bu işin bitirilmesi bekleniyor ve artık tek bir hisse olarak kalacak. Burada Şişe Cam özelinde aslında bu birleşme haberi pozitif. Çünkü zaten Şişe Cam konsolide bilanço açıklıyor. Yani konsolide bilanço nedir? İştiraklerinin tamamını dahil edip ortak bir bilanço açıklıyordu Şişe Cam. Yani Sodası, Anadolu Camı, Trakya Camı içinde olan bir finansal tablo görüyordu herkes aslında. Burada işte 18 milyarlık bir gelir elde edildi yıllık bazda bakıldığında. Şimdi bu birleşme sonrasında olacak 5 tane şirketin masrafları tek bir şirket üzerinde toplanacak. Yani 5 tane şirket için ayrı ayrı 5 tane yani aynı denetim firmasına 5 defa ücret ödeniyordu. Maliyette çok etkin ve verimli kurulu. Evet, işte 5 tane farklı yönetim kurulu oluşturuluyordu burada. Hatta 69 tane şirket var bu arada alt iştiraklerle. Yani iştiraklerine de baktığımızda 69 şirket. Bunların hepsi tek çatı altında birleşecek. Burada da ciddi anlamda bir operasyonel giderlerde bir optimizasyona gidilmiş olacak. Bu da Şişe Cam'ın maliyetlerini azaltacak ve dolayısıyla karlılığını yükseltecek. Şirketin kendi hesaplamaları 200 ile 300 bas puan arasında FAVÖK marjında yükseliş öngörüyorlar. Ama bunu da çok muhafazakar şekilde söyledi. Yani CFO 200-300 bas puan öngörüyoruz ama bu çok muhafazakar bir yaklaşım. Bu tür birleşmelerde çok daha yüksek rakamların görüldüğüne şahit olduklarını da söyledi yurt dışında ve yurt içindeki bu birleşmelerde. 200-300 bas puanlık yükseliş faiz marjında ne demek? FAVÖK marjında.
18 milyarlık gelirde baktığımızda 360 ile 540 milyonluk bir favök artışı demek. Yani bunu ortalama 6 çarpanla bile işlem gördüyseniz, 6 favök çarpanıyla bile, işte burada 500 milyonluk bir kar artışı olsa bu şişe cam değerine 3 milyar ekstra değer katması demek. Ki bu son yükselişin arkasında da aslında birazcık bu var. Hatta bu yükseliş burada da kalmayacak muhtemelen. Biz şişe cam için bu birleşmeden en olumlu etkilenecek hisselerden biri olarak görüyoruz. Yani diğer grup içindeki hisselere baktığımızda da Trakya camla şişe camın bu birleşmeden en fazla olumlu etkilenecek hisseler olduğunu düşünüyoruz. Soda birazcık burada daha negatif etkilenecek olan aslında. Bu da elbette değerlemeci kuruluşa bağlı. Burada PricewaterhouseCoopers'la anlaştı şirket. PwC yapacak burada değerlemeyi ama değerleme yöntemleri 4 değerleme yönteminde kullanılacağı söylendi. Burada verilecek ağırlıklara göre aslında hangi hissenin kaç tane şişeyle takas edileceği belli olacak. Ama burada işte indirgenmiş nakit akım analizine fazla ağırlık verilirse burada soda öne çıkabilir. Ama çarpanlara ağırlık verilirse işte Trakya cam öne çıkabilir. Dolayısıyla burada tahmin yapmak çok kolay bence değil. Neye, burada tamamen Price'ın inisiyatifinde her şey. Bence ya eşite yakın bir dağılım yapılacak. Yani işte borsa fiyatı, piyasa fiyatı, net aktif değer ve gelir modeli yani indirgenmiş nakit akım modeli uygulanacak. Burada hepsine neredeyse eşit ağırlık verilmesini bekliyorum ben değerleme açısından. Bu durumda da aslında sodanın birazcık daha negatif etkilenmesi söz konusu olabilir. Eğer indirgenmiş nakit akımına ağırlık ne kadar arttırılırsa o zaman da sodanın lehine bir karar çıkacağını söyleyebilirim değerleme tarafında. Bu tamamen değerleme yöntemine göre avantaj ya da dezavantaj teşkil etmiş kesinlikle olacak. Yani burada hisselere çarpanlara göre bakarsak Trakya cam daha ucuz gözüküyor ama çarpanlara tek başına bakmak çok doğru değil. Evet. Çünkü burada büyüme oranlarına vesaire de bakmak lazım. Orada da soda çok öne çıkıyor. Yani tamamen değerlemecinin elinde diyebilirim. Diğerleriyle ilgili konuşmak çok kolay değil. Ama şişenin kendisi için konuşursak o maliyet optimizasyonu, o favök marjı artışı oldukça olumlu olacak önümüzdeki dönemde. Evet, şimdi en fazla konuşulan konulardan bir tanesi de yine bilançosu da bekleniyor. Yapı Kredi Bankası bekleniyor. 2 lira 98 kuruşlardan işlemler geçiyor Yunus. Hani o taraf için ne bekliyorsunuz ve olumlu musunuz, olumlusunuz bankalarla ilgili ama hani Yapı Kredi daha mı fazla istiyorsunuz diğer bankalara göre? Evet, Yapı Kredi'den düşük bir kar bekleniyor bu çeyrekte baktığımızda. Zaten geçen çeyrekte de çok zayıf bir tablo açıklamıştı. Fiyat itibariyle baktığımızda da şu an 2.98'de. Evet, ciddi bir yükseliş yaptı zaten. Yani 1.50'lerden neredeyse %100'lük bir yükseliş yaptı değil burada. Mi? Baksana yani ortalamalardan da zaman zaman çok fazla ayrışmış. Ama oraya doğru gelmiş tekrar. Ama şu anda 3 liralar çok önemliymiş Yunus. Evet, buraları geçmesi aslında birazcık zorlu olacak muhtemelen. Burada UniCredit'in pay devri vesaire gibi riskler vardı. Koç Holding'e yani payların tamamının devriyle ilgili. Bunlar aslında birazcık daha önemli konular. Dediğim gibi kar anlamında birazcık kötü bir çeyrek geçirmesi bekleniyor son çeyrekte ama 2020 yılında onların da çift haneli kredi büyümesi göstermesini bekliyoruz. Muhtemelen hani bankaların yılı olacak muhtemelen zaten bu yıl. Yapı Kredi de burada pozitif ayrışmayı başaracaktır endeksin geneline göre. Evet, izleyicimiz diyor ki mesela Carrefour'sa ve Teknosa ile ilgili neden yorum yapmadınız? Analiziniz yok değil mi çünkü? Ya şöyle o rahatlamak şimdi istiyor. Yani diyor şey diyor bir haber mi gelecek, bir şey mi olacak izleyici şu anda rahatlamak istiyor, korkuyor. Şimdi araştırma kapsamına alınan bazı hisseler var ve bazıları alınmıyor. Bunlarla ilgili çalışma yapılmıyor. Şimdi Teknosa ile ilgili neden yorum yapmıyorum? Evet. Yaparsam çok olumlu şeyler söylemeyeceğim çünkü. Yani ve bu piyasada genelde işte bir optimistlik söz konusu maalesef. Bu bir bias aslında, bununla ilgili davranışsal ekonomide şeyler de var, tezler de var. Daha çok mesela kurumlarında al tavsiyesi verdiğini görürsünüz. Sat tavsiyesi pek fazla verilmez. Bu bütün dünyada böyledir. Çünkü negatiflik insan psikolojisinde çok doğru değil. Çok doğru bir şey söyledin şu anda. Evet. Aynen. Yani sat tavsiyesi tek veren kurum dediğimiz şirket gerçekten de. Evet, çok az sat tavsiyesi verilir. Genelde çok nadir tut verilir, genelde al verilir. Çünkü insanlar işte sat diye tavsiye vermektense al diye tavsiye vermek hem psikolojik açıdan rahatlatıcı olur hem de moral açısından rahatlatıcı olur, daha doğru olur. Bu yüzden hani daha çok iyi olmasını beklediğimiz hisselerle ilgili konuşmayı severiz biz de. Teknosa dediğimiz şirket şu an batık durumda. Yani üst kaynağı eksi 200 milyonlara gelmiş bir şirketten bahsediyoruz. Bir satış haberi var. Evet, bunun spekülasyonu, hatta manipülasyonu yapılıyor satışla ilgili. Ama bu satış gerçekleşmezse batma ihtimali çok yüksek olan bir hisseden bahsediyoruz. Dolayısıyla yorum yapmaktan da ben de bütün araştırmacılar da çekinir elbette. Çünkü bugün biz olumlu bir şey söyleriz. Yarın öbür gün şirketin olumsuz bir şey olur. Aynen öyle. Ya da tam tersi, ben bugün olumsuz bir şey söylerim, hisse performansında tersi olur. Bunun hiçbir temel dayanağı olmamasına rağmen yine ben suçlu olmuş olurum. Senin o yüzden birazcık zedelenir. Kesinlikle. Yani o yüzden altı doldurulabilir şeyler konuşmak birazcık daha doğru geliyor. Onu da söylemiş olalım. Ben de tabii böyle
hacmi yüksek ve BIST 30 içinde kalmaya çalışıyorum. Çünkü izleyicilerimize de bir aslında toplumsal sorumluluğumuz da var. Kesinlikle. İnsanlara sadece evet banka konuşuyorsunuz gibi bazen yorumlar da geliyor. Hatta şu anda da geliyor Yahya Bey'den. Ama biz bankanın dışında birçok hisseyi de konuşuyoruz. Bay Teknik'te olsun, buralarda olsun. Şimdi soruları da birazcık FX tarafını da getirmek istiyorum. Biraz daha hisse de konuşuruz. Çok soru geliyor çünkü Yunus. Ons altın sormuştu bir izleyicimiz. Hemen bugün bir istersen bir ons altın yorumu da alalım senden. Çünkü bu hafta istihdam haftası. Evet, ons altında makro verilerden ziyade birazcık daha virüs etkisinin yaygın olduğunu görüyoruz. Yani virüs haberleriyle birlikte o da 1580 dolarların üzerine kadar çıkmıştı. Bunun üstünde kalmakta zorlandı. 1565-1580 arasında gidip gelen bir ons altından bahsediyoruz. Evet, dediğin gibi istihdam önemli bir veri olacak burada ama virüs yine ana planda kalmaya devam edecek. Burada virüs hem fiyatı yükseltiyor, yani risklerin artması, güvenli limanları olan kaçıştan dolayı fiyatını yükseltiyor altının. Hem de diğer taraftan Çin ekonomisinin yavaşlaması bütün Doğru. küresel ekonomilere zarar verecek. Bu da işte merkez bankalarının daha fazla likitte sağlaması ile sonuçlanabilir. Aynı şekilde Fed'in de faiz indirimiyle, faiz indirim ihtimallerinin arttığını görüyoruz. Faizler indiğinde doların değer değeri küresi olarak zayıflatılmaya çalışıldığında ilk kaçış yeri de doğal olarak altın oluyor. Dolayısıyla bu virüs tehlikesi devam ettikçe, küresel büyüme endişeleri devam ettikçe altın tarafı da yukarı gitmeye devam edecek. Yunus, izleyicimiz Mehmet Bey çok teşekkür ediyor. Çok diyor açıklayıcı ve istediğim cevabı almış oldum diyor. Doğru söylediğiniz için de teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz Mehmet Beyciğim. Yani elimden geldiği kadar iletmeye çalışıyoruz konuklarımıza. Tüpraş istiyorlar. Tüpraş konuşmak ister misin Yunus? Tabii ki. Tabii ki. Hemen Tüpraş, o zaman. Tüpraş, Petkim, bunlar şey zaten. Hani endeksin ana kağıtları. Ana kağıtları. Hani olur ya, belki bu ara çalışmamışsınızdır. Yalnız yapmamışsınızdır. Bir gap görüyorum. Düşerken herhalde. Tabii orası muhtemelen düşerken 112.80'lerdeyiz. 112 liralardayız. Evet, Tüpraş aslında rally'ye ayak uyduramayan şirketlerin başında geliyor. Şirket, yani ana şirketlere baktığımızda. Çünkü o tam Borsa İstanbul'un yükseldiği dönemde Tüpraş aşağı yönlü tepki verdi. Burada da aslında işte ağır petrol, hafif petrol dediğimiz iki ürün var burada. Bunların arasındaki makas daraldığında Tüpraş'ın kar marjlarının azaldığını görüyoruz. Şimdi buradaki makas çok dar seyrediyor ve rafineri marjları, yani Tüpraş gibi şirketlerin marjları da tarihi düşük seviyelere gelmiş durumda. Bunu nereden takip edebilir izleyicilerimiz? Bunları şirket şey her ay açıklıyor. Yani şirket bunları araştırma birimlerine, yani bizlere her ayın sonunda, her ayın başında daha doğrusu bir önceki aya ilişkin verilerini mail yoluyla iletiyor. Aynı şekilde işte Petkim'de de nafta ile etilen arasındaki makas aynı şekilde söz konusu. Onlar da her pazartesi sabahı bu bilgiyi bize gönderiyorlar. Dün de geldi. Burada da 400 dolarların üzerine çıktı mesela nafta etilen spredi. O da Petkim için olumlu. Şimdi burada da rafineri marjları oldukça düşük seyrediyor. Bu da Tüpraş fiyatlamasına yansıyor. Yani üçüncü çeyrekte zarar yazmıştı Tüpraş. Dördüncü çeyrekte biz yine zarar bekliyoruz. Burada kar gelirse de piyasa beklentisi de 20 milyon kadar kar gelmesi. Yani 20 milyon, şöyle söyleyeyim, yıllık cirosunun 80 milyar olduğunu, 80 milyarın üzerinde olduğunu varsayarsak hani 20 milyonluk kar yok gibi bir şey. Zaten bizim de zarar beklentimiz 50 milyon civarında. Tüpraş normalde işte yılı 4 milyarlara yakın karlarla kapatabilen bir şirketti. Rafineri marjlarının iyi olduğu yıllarda. Şimdi bu rakam ciddi anlamda düştü. Çarpanları çok yükseldi. Dolayısıyla hisse üzerinde baskı var. Baskı ne zaman kalkar? Baskı elbette rafineri marjları düzeldiğinde kalkar. Ama biz uzun vadeli yatırımcılar için, yani Tüpraş'ta yani 100 liralara geri çekilme olursa ya da 100 liranın altına geri çekilme olursa bunu bir fırsat olarak öngörürüz elbette. Ama mevcut çarpanlarıyla yüksek bir hedef fiyat vermek doğru kesinlikle değil. Ekranda grafik kalsın, yönetmenimizden rica edeyim. Çünkü burada hani hep bu dipleri birleştirme olayı var ya. Baktığımızda bu birinci dip 88, ikinci dip 102. Üçüncü dip 115. Şu andaki dibimiz hani bir ayı tuzağı olma riski de var belki. Hani ayı tuzağı derken zaten düşen trendde ama hani belki tekrardan bu dipleri birleştirdiğimiz kanal hareketinin üzerine dönme olasılığı var. Ama çok net bir şekilde ekranda da grafik hazır bulunuyorken şunu şöyle gösterebiliriz Yunus herhalde. Dipleri birleştirdiğimiz zaman Tüpraş tarafında güzel bir trend var. Sadece buradaki bu düşüş burayı birazcık daha tedirgin yapıyor herhalde. Evet, o trendin yeniden üzerine atması lazım. O trend aslında çok uzun yıllardır devam eden bir trend aslında. Doğru. Uzatsak aşağı geriye doğru. 2 seneyi yaptım ben bu arada onu. Evet, yani aslında 10 yıllık falan, aslında burada 10-15 yıllık, yani halk arzından beri aslında devam eden bir trend var Tüpraş tarafında. Bu trendi kırdı maalesef ama işte uzun yıllardır yüksek oranda temettü veren bir şirket Tüpraş. Yatırımcıların, uzun vadeli yatırımcıların portföylerinin olmazsa olmazlarından bir şirket. Mevcut rafineri marjları evet düşüyor
Ama burası toparlayacaktır. TÜPRAŞ'ın da güzel günleri yeniden gelecektir ama mevcut anlamda TÜPRAŞ için bir alan öremiz maalesef rafineri marjları dolayısıyla yok. Şimdi Petkim'e geçelim o zaman. Şimdi ekranda da baktığımda Petkim tarafını da çok soruyorlar. Yunus, 3 tane sorun var. 4 dakika kaldı. İçinden lütfen seç. ICBC, Emlak Konut GYO ve Enerjisa Petkim'in haricinde hangisini konuşmak istersin? Tamam, Petkim'le başlayalım. Tamam. Enerjisa ile muhtemelen devam edelim. Grafiğim bozuldu. Evet, Petkim'de sen lütfen başla. Ben de grafiğini çizmeye çalışayım. Evet, Petkim tarafında işte az önce de bahsettim. Nafta ile etilen arasındaki spread aslında karın, kar marjının belirleyicisi oluyor. Son çeyrekte bu çok düşük seyretti. Yani 240-250 dolarlarda seyretti ki bu da tarihi düşük seviyelere denk gelmişti. Dolayısıyla son çeyrek karları da birazcık zayıf gelecek Petkim'in. Yani 100 milyon kadar bir kar gelmesini bekliyoruz biz son çeyrekte. Bu da elbette negatif. Ama geçtiğimiz yıl son çeyrekte zarar etmişti Petkim. Çarpanlarını bir miktar aşağı çekecek kar beklentimiz düşük olmasına rağmen. Bu yıl içerisinde de biz Petkim adına olumlu kalmaya devam ediyoruz. Bir yıl iyi başladı nafta etilen tarafında spreadler. 5. haftaya girdik sanıyorum yılın başından beri. Her hafta bir öncekinden daha yüksek spread açıkladı şirket bugüne kadar. Eğer bu devam eder ve 450-500 dolar bantlarına gelirse yıllık kar beklentilerimiz ciddi anlamda yükselecek. Çünkü Petkim'in normalleri ya da işte nafta etilen spreadin normalleri, tarihi ortalamaları zaten bu 450-500 dolarlar civarında ki şu an 400'lere kadar yükseldi 240'lı seviyelerden. Dolayısıyla Petkim tarafında şimdilik işler iyi gidiyor. Diğer taraftan Star Rafinerisi devreye tam olarak alındı. Petkim'in buradan da bir kazancı var. Yani nafta maliyetlerini ciddi anlamda bu Star tarafından düzeltti. Lojistik anlamda yan yana olduğu için rafineriyle birlikte. Aslında bir yerde hedeflemiş oluyor yani. Evet, rafineriyle yan yana oldukları için buradan da ciddi anlamda bir maliyet avantajı sağlamış olacak lojistik anlamda. Burada da spread'e 30 dolar kadar şirket özelinde bir katkı, yani küresel spread'e göre bir 30 dolar kadar şirketin katkı yapması bekleniyor Star'ın. Diğer taraftan Star'ın da kar payı artık ödenmeye başlayacak. Yani bu yıl kar payı almayacak muhtemelen ama önümüzdeki yıl itibariyle Star Rafinerisi'nin de kar payı vermesi bekleniyor Petkim tarafına. Yine Sokar Türkiye'nin halk arzı ile ilgili bir haber var. 2021'de halk arz edilmesi bekleniyor. Borsa İstanbul'da da işlem görmesi bekleniyor Sokar Türkiye'nin. Burada da aslında Sokar iştiraki olan bütün şirketlerin yeniden değerlemesi yapılacak. Ve buradaki değerleme de muhtemelen Petkim adına da yapılacak. Ve Petkim mevcut fiyatlarından çok daha yüksek değerlenmesi gereken bir şirket muhtemelen. Onun da aslında spekülatif bir etkisi olacak. Yani yıl boyunca aslında Petkim tarafında biz olumluyuz. Biz 30 içerisinde beğendiğimiz şirketlerin başında geliyor. Evet, şimdi burada izleyiciler özellikle 4 liraların çok önemli olduğunu söylemiş ki gerçekten önemli 4-15'ler. Evet. Hani birkaç defa oralar denenmiş ama hatta son harekette birazcık fincan kulpa da dönmüş durumda teknik anlamda. Potansiyel olarak yani Yunus bakıldığında hissenin tekrardan böyle bir 6 seviyesinin üzerine gitmeyi konjonktür olarak öngörüyor musun petrol fiyatlarında baz aldığın zaman? Görüyoruz aslında yani 5,5'lar kadar aslında hedef fiyatımız var zaten. 5,5'lara kadar yükselmesini zaten öngörüyoruz. 5-5,5 değil mi? Evet, 5,5'lara kadar ama burada evet şu an zaten çok önemli bir direnç seviyesinde. Daha önce Haziran-Temmuz dönemine denk geliyor. Orada da yine 4-15'lere kadar yükselmiş, test etmiş ve sert şekilde geri çekilmişti nafta etilen spreadinin geri çekilmesiyle birlikte. Şimdi yeniden işler birazcık yoluna girdi. Dolayısıyla bu sefer burayı kırabileceğini düşünüyoruz. Yani 4-15'ler seviyesini kırabileceğini bu sefer düşünüyoruz. Elbette burada endeksin de önemli etkisi olacak ama eğer spread böyle açılmaya ve yükselmeye devam ederse ya da yukarıda seyretmeye devam ederse endeksten bağımsız ayrışıp yukarı yönlü hareketini sürdürecektir. Evet. Şimdi bir dakika gibi süremiz kaldı. So choose diyoruz. Lütfen seç. Emlak Konut, ICBC ve Enerjisa. Pas mı, tamam mı, devam mı? Yarışma programına döndü izleyicilerimiz sayesinde. Burada aslında aralarında en beğendiğim şirket Enerjisa evet. Aslında. Tamam, onu konuşalım. Ama Emlak Konut'unda geçtiğimiz hafta, bir önceki hafta analiz toplantısına katılmıştım. İki tarafla da ilgili aslında. Birer cümle Yunus, izleyicilerimiz bunu duymak istiyor. Çünkü tamam, onları Emlak Konut istiyor. Aslında konut piyasasının toparlandığı bir yıl olacak. Dolayısıyla Emlak Konut tarafında biz bu yıl olumluyuz. Orada da çok ciddi anlamda fiyatta geri çekilme olmuştu. Yani 1.20'lere kadar geri çekildiğini görmüştük uzun vadede. Burada da 3 liranın üstündeki fiyatlardan gelmişti. Dolayısıyla Emlak Konut'un da bir toparlanma yılı geçirmesini bekliyoruz. 1.1 milyarlık bir kar beklentileri var. Bunun da yakalanabilir olduğunu düşünüyoruz. Mevcut fiyatlarıyla baktığımızda da çarpanlar ciddi anlamda aşağıda kalıyor 1.1 ile. Şu anda 1 lira 72 kuruşlarda aslında. Evet, Enerjisa tarafına dönersek de buradan iyi bir kar bekliyoruz. Diğer tarafta Enerjisa üretimin de halk arzı olması bekleniyor bu yıl bu arada. Onu da söylemiş olalım.
Enerjisa tarafında elektrik fiyatları zaten bu yıl iyi seyrediyor. Burada karlılığın artmasını bekliyoruz. Enerjisa ciddi anlamda güzel trend yakalayan şirketlerden bir tanesi. Halka arzından beri bu trendini koruyor. Sürekli olarak iyi bilançolar açıklıyor. Dolayısıyla bizim beğendiğimiz hisselerin başında geliyor. Biz bu çeyrekte beklentiler dahilinde kar açıklamasından sonra yukarı yönlü hareketini devam ettireceğini düşünüyoruz. Evet, yani halka arzında bir miktar üzmüştü. Hani ben hatırlıyorum, onu halka arzına da aracılık eden aracı kurumda çalışıyordum o dönem. Hani talep toplama döneminde birçok giren yatırımcı vardı. Sonra bir şey oldu böyle, hani birkaç o dönem halka arzında hatırlarsan Trabzonspor, Trabzon Limanı'nın vardı TLM'nin. Birçok kişi halka arz olmuştu. Onlar bir anda tavan gidince bu tarafta böyle bir şey oldu ama uzun vadede gayet iyi bir hisse performansı var. Kesinlikle. Vardı. Dediğim gibi bilançoları düzenli olarak iyi gelmeye devam ediyor Enerjisa'nın. Bu çeyrek de bize iyi bir tablo bekliyoruz son çeyrekte. Evet. Dolayısıyla bu yükseliş trendinin de devam etmesini şirket adına bekliyoruz. Evet, daha ne yapalım izleyicilerimiz, sevgili izleyicilerimiz sizin için diyelim. Yunus Şahin'e o kadar yordum ki ard arda soru bombardımanı oldu. Yunus, çok teşekkür ederim. Ağzına, ben emeğine sağlık. Info yatırım analisti Yunus Şahin'le konuştuk efendim. Şimdi kısa bir ara biraz global tarafı konuşacağız. Yani çok değerli konuklarımıza tabii ki.